Selamlar. Adamların Dal isimli şarkısının remake ile gene beraberiz. Bu şarkıyı yaparken de biraz kendimi zorlamak amacıyla sadece bir tane plugin kullandım. O da Vital Synthesizer. Birkaç gün önce Vital Synthesizer'ın temel kullanım metotlarıyla yöntemleriyle ilgili bir girizgah videosu yapmıştım. Onun linkini aşağıya bir yere bırakırım. Eğer hiç Vital'ı bilmiyorsanız, hiç görmediyseniz, daha önce kullanmadıysanız önce onu bir izlemek faydalı olacaktır. Şimdi burada epey bir kanal var. Ondan sonra birçoğunu yapmak çok zorlamadı ama birkaç tanesine cidden zorlandım. Hatta şöyle bir ilginç anekdot anlatayım. Adamlar grubundaki bir arkadaşa ulaştım, ortak arkadaşlarım sayesinde. Sordum, abi bunu nasıl yaptınız diye. Ondan sonra o da dedi ki, ya biz bu şarkı üzerine bir 3 ay falan uğraştık. Ondan sonra birçok şeyi sildik, baştan yaptık. %100 hatırlamıyorum ama zannedersem UH Diva'nın presetlerinden bir tanesiydi dedi. Hakikaten de UH Diva'nın presetlerinden bir tanesi oldu, ortaya çıktı. Onda da neden zorlandığımı oraya geldiğim zaman anlatacağım. Ama öncelikle sizinle projeyi paylaşayım. Şimdi projeyi intro, verse, pre-chorus, chorus vesaire gibisinden ayırdım. Ondan sonra izotop RX kullanarak, Music Rebalance modülünü kullanaraktan vokalini ayırdım. Ondan sonra vokalini ayrı bir kanala koydum burada. Altta da orijinal mix'i duruyor. Ondan sonra Studio One'daki Extract Chords özelliği akorlarını çıkardım. Zaten çok şey bir akor durumu yok. Karmaşık, kompleks bir akor durumu yok. Ondan sonra oturdum, bütün enstrümanları teker teker baştan yazdım. Ve buna davullar da dahil. En başta sample kullandım ama madem bir tek pluginle yapacağız diye yola çıktık, o durumda da davulları da bir tek pluginle yapmakta fayda var. Şimdi burada bakın, görüyorsunuz işte Vital. Bir tek Superior Drummer'dan böyle bir shaker ödünç aldım. Ondan sonra canlı bir shaker. Bir de Kontakt'ın bir şeysi var. Whoosh efekti var. Onu size nakarata girerken göstereyim. Şu Rise and Hit şeysinden böyle bir riser ve ondan sonra şey. Orada bir katmanlı bir şey yaptım. Vital'da da yaptım bir tane riser ama full white noise biraz böyle şeysiz geldi bana. İki boyutlu olarak geldi. O yüzden onu birazcık daha zenginleştirmek için onu kullandım. Bir de normalde gitarla çalınan bir parti var. Az önce çaldım solo kısmında. Onu da gitarla kaydetmekle uğraşmadım. Labs'in, Spitfire Audio'nun Labs'in bir tane elektrik gitar şeysi var. Ücretsiz bir plugin'i var. Onu kullandım ondan sonra. Onun haricindeki bütün sesler Vital'da. Gördüğünüz gibi 30-32 tane falan Vital instance'ımız var. Şimdi en başta intro ile başlayalım. Şurada introda bir akor yürüyüşümüz var. Şu. Şimdi bunun Vital preseti şöyle bir şey. Şunu şöyle iki boyutlu yapayım. Aynen. İki tane saw wave'imiz var. Bunu bir önceki Vital'la ilgili videonun da linklerine bıraktığım 400 tane wavetable şeysi var. Ücretsiz olarak indirilebilir. Bir Vital eklentisi var. Onları ekledim. Onlardan da bol bol faydalandım. Burada gördüğünüz gibi bir tane Moog Saw ve Jupiter 800 Saw dalga boyları var. Ondan sonra onun haricinde çok fazla bir hareket yok. Zaten normal piyanovari bir şey bu. Bir envelope'a sahip bir ton. Ondan sonra bir tek bir filtre şeysi var. Şu ilk bastığında bakın, görüyorsunuz biraz hareket ediyor. Sonra şurada bir böyle atak gibi bir şey var. Şöyle biraz büyüteyim. Kaydetmeyelim tabii ki. Bu tek bir triangle wave, çok kısa. Ondan sonra biraz böyle pan otomasyonu var. Sanki böyle ufak bir şeye vuruyormuş gibi, bongo benzeri bir perküsyona vuruyormuş gibi. Ondan sonra bas giriyor, davul giriyor ve vokal giriyor. Şimdi şurada davulları göstereyim. Şurada kick var. Bunu Vital'la yaptım gene. Yani başka bir şey demiyorsam anlayın ki Vital'la yaptım. Burada iki tane şeyimiz var. Osilatörümüz var. Ondan sonra bir tanesi sub. Ondan sonra bir tanesi de kick'in böyle cuk cukunu verirken white noise'le birleştirdiğim tiz şeyden çalışan bir osilatör. Ondan sonra tiz frekanslarda çalışan. Şöyle bir şeyimiz var. Filtre otomasyonumuz var envelope'ları kullanarak. Sub'lar alttan vuruyor sine wave'le. Ondan sonra üstteki o cuk cuk sesinde white noise'u ve işte şeyi, filtreyi ve saw wave'i automate ederek şuradaki envelope'larla o cuk cuk kısa atağını da sağlıyorum. Onun haricinde üzerinde bir EQ ve bir transient designer var. Birazcık sustain'lik istiyorum şeyin.
Sonra vitrinin al- şurada snare'lerimiz var. Snare'ler biraz katmanlı. Şu ilk snare. Ondan sonra burada epey bir efektimiz var. Onları size göstereyim. Snare'i nasıl yapıyoruz Vital'da? Snare yapmak aslında çok zor değil. Bol bol white noise kullanıyoruz. Ondan sonra gene basic shape'lerde şeyimiz var. Sine waves'imiz var. Ondan sonra alttan da şeyle destekliyoruz. Yaralı bağrına dizmişim güzel. Şu envelope şunun level'ına gidiyor. Ondan sonra bu şuraya gidiyor. Bu level'ları hızlıca çok böyle ataklı bir şekilde duymamızı sağlar. Atak kısmını ondan sonra şeyle yaptıktan sonra osilatörle yaptıktan sonra white noise esas o trompetin altındaki chord sesini bizim almamızı sağlıyor. Vitrinin altın. Ondan sonra bunun efektleri biraz fazla. Bu orijinalde bakın şöyle geliyor synthesizer'ımızdan. Yani şey bir canlıya çok da uzak olmayan bir snare sesi. Ondan sonra şurada efektleri açayım. Ondan sonra görünür yere çekeyim. Tizlerini bayağı açtım. Low midlerini kıstım. Ondan sonra transient designer'ımız var. Ondan sonra reverb'ümüz var. O biraz böyle bir oda reverb'ü şeklinde bakın. 700 milisaniye civarı bir saniyenin altında. Ve biraz da mono bir şey reverb. Ondan sonra clipper'ımız var. Volümü arttırmak için 5 desibel kadar volümü arttırmışım. En sonunda bir non-linear şey var. TC Electronic'in sistem 6000 şeysinden gelen eskilerin bol bol stüdyolarda kullandığı hala da satılan ama artık biraz böyle şey olmuş artık yazılıma kaydığımız için kullanılırlığı biraz bitmiş bir şey vardı. Sistem vardı sistem 6000 isminde. Oradaki non-linear yani gated reverb gibi düşünebileceğimiz bir reverb tarzı var. Linear reverb nasıldır? Böyle vurursunuz ondan sonra ses gider karşı duvara çarpar geri gelir. İşte o geri geldikten sonra duvarlara falan çarptığı için böyle yavaş yavaş böyle sönen bir şeydir aslında reverb. Küçük küçük ekoların işte yüz binlerce defa belki duvarlara çarpması neticesinde birbirine çarpması neticesinde oluşan küçük ekoların sık olan hali biz reverb diyoruz. Ondan sonra non-linear demek lineer bir şekilde yani yüksekten alçağa doğru giden bir şekilde değil de istediğiniz şekilde bunun volümünü değiştirebildiğiniz türde reverb olarak düşünün. Mesela vurduktan sonra yükselen sonra bir anda sönen reverb gibi düşünün. Şimdi bu sistem altımındaki non-linear reverb'ü 80'lerde bolca kullanılan gated reverb işte Phil Collins reverb'ü diyebiliriz. Ondan sonra işte bol bol şeylerde de rock kayıtlarında da kullanılan böyle snare'i böyle kocaman duyurmaya yarayan bir reverb tarzı vardı. Bu da o. Şimdi size bunu aç kapa yapayım. Şöyle. Bakın şıp şıp diye giden bir reverb. Yani çşş diye normal reverb gibi sönmüyor. Dolu bir şekilde geliyor sonra bir anda kesiliyor. Sanki reverb'in bir parçasıymış. Reverb çok kocamanmış da onun kendisi titriyormuş gibi bir imaj yaratıyor bizde. Gated reverb'ün şeyi bu. En temel anlatımı bu. Ondan sonra ikinci snare'imiz var. Burada trigger kullanmıştım daha önce. İşte 808 şeyleri kullanmıştım ama bunu kapattım sonrasında. Bunu görünce de şaşırdım bunu kullanıyor muydum hala diye. Evet gene transient designer'ımız var. Hem atakları hem de sustain'leri uzatıyorum. Clipper ondan sonra bir tane de reverb'imiz var. Biraz daha uzun bir reverb. Evet ikinci snare'imizden sonra bir de üçüncü snare'imiz var. Bu da biraz daha uzun ve biraz daha tiz. Aslında hep aynı snare şeysini, patch'ini kullanıyorum burada. Ama şöyle bir efektinde farklılık var. Burada Little Alter Boy'la bunun biraz pitch'ini yükseltiyorum. Yani notasını yükseltiyorum diyebiliriz. Ondan sonra arkasından da güzel uzun bir reverb'imiz var. Neredeyse 3 saniyelik böyle high mid'lerden öten bir reverb'imiz var. Şöyle geliyor sesi. Bunları beraber çaldığımızda yaralı bağrına dizmişim güzel. Vokalin söylemediği yerlerde bu uzun reverb'lü snare'ler geliyor. Ondan sonra şurada bir dijital shaker'ımız var. Shaker değil tabii shaker'ımız var. Bu tamamen white noise ile yapılıyor. Çok kısa bir envelope var. White noise'u tetikliyoruz. Altlarını alıyoruz. Geriye böyle shaker tarzı bir şey kalıyor. Ondan sonra bunları gördüğünüz gibi böyle teker teker tık 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 döşüyorum şey. Orijinal aranjedeki gibi. Buradaki transient designer'la sustain'ini kapatıyorum neredeyse. Birazcık ataklandırıyorum. Ondan sonra EQ ile altlarını gene kesip biraz tizlerini veriyorum.
En sonunda Shaperbox'un şöyle bir pan otomasyonuyla sağ sol otomasyonu sağlıyorsun. Sonra şu verse'de başka, şurada bir de tom atağımız var. Tomlar da arkadaşlar kicklerden çok farklı değil. Sadece kickler sine wave'i 50 Hz, 60 Hz civarında vuracak şekilde notalandırırken, zannedersem sole doğru şey yapıyoruz, onları yaklaştırıyoruz. Sol ya da la, neyse artık. Tomlar işte 120-130 Hz'lerde, daha küçük davullar oldukları için o civarlarda sine wave'lerini ayarlıyorum. Ondan sonra hatta çalalım bakalım. Biraz geriden. Bakın. Refa, refa arasında gidip geliyor. Ondan sonra white noise'da da en baştaki o anlık atağını sağlıyor. Ondan sonra burada bir de hats var. Yani hi-hatler var. Şöyle. Şimdi burada da shaker'e benzer bir şekilde white noise kullanıyorum ama o metalik şeyi versin diye, hissiyatı versin diye aynı zamanda bir saw wave kullanıyorum. Bir de burada digital metalish diye bir şey buldum, wave table buldum. Onu da kullandım. Ondan sonra çok, çok kısa envelope'u var gene. Bunları birazcık arttıraraktan şeyde en baştaki atak kısmında sanki metale vuruyormuş gibi bir ses elde ediyoruz. Bunları kapattığım takdirde ne oluyor bakalım. Gene çok uzak değil white noise'a. Bir tık daha tizleşiyor ama şeyleri açtığımız zaman, osilatörleri açtığımız zaman. Ondan sonra burada basımızdan bahsedelim. Şimdi iki tane basımız var burada. İki tane bas sintezizimiz var daha doğrusu. Beraber çalın. Bir tanesi şu plug bass. Koruslu. Ondan sonra bir tık uzun. Böyle sekizlik notalar çalıyor. Alttan ama bunun ben şeylerini, basslarını biraz tıraşladım gördüğünüz gibi. Şöyle 110 Hz'in altını tıraşladım. Burada sub basımız var. Bu da sine wave. Temiz, hiçbir şeysi olmayan, bir modülasyonu bir şeysi olmayan. Aynı notaları çalan bir şey, sub basımız var burada. Bu tamamen üstteki basın çaldığı notaları tek bir nota olarak çalıyor. Böylelikle alttaki basımız normal, sabit bir şekilde gelmeye devam ediyor. Vitrinin altında gizli kelepçeler. Şimdi ufaktan renk enstrümanlara geliyoruz. Renk enstrümanı arkadaşlar burada şarkı boyunca, ya bakın böyle bir defa falan çalan bir sürü şey var, kanal var burada. Bakın mesela burada bu bir kere çalmış, bir daha yok. İkincisi var burada, bir daha yok. Efendim şurada bir şey var, riser var, bir daha yok falan gibisinden. Çok fazla tekrar etmeyen şey var. Ufak öğeler var. O yüzden bu kadar çok şeye ihtiyacım oldu zaten. Vital'a ihtiyacımız oldu. Şimdi buradaki North Plug'a bakalım. North Plug'ın North Plug olarak isimlendirilmesinin sebebi, North klavyelerde bir plug preseti varmış. Ondan sonra ben hiç kullanmadım ama North Plug dedikleri şey tiz bir şeyden gelip, notadan gelip pes bir notaya düşen, böyle bir çiu 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 tarzı bir ses veren bir preset olması. Onun adı da North Plug kalmış. Şu nereye gidiyordu? Şu voice transpose'a gidiyor. Şu voice transpose'u FX Matrix'inden, pardon, Matrix'ten şey yapayım şöyle. Şimdi şu envelope 2, yani şu kısa envelope. Burada voice transpose isminde global ayarlardan voice'u, yani sesi transpose eden bir şeye gidiyor. Parametreye gidiyor. Yani ben bunu yüksek bir notadan başlayıp düşük bir notaya indiriyorum her tuşa bastığımda. Bakınız şöyle geri alayım. Bu. Şeyin, yani North Plug'ın en temel şeysi bu. Geri kalan şeyin çok bir önemi yok. Ya ben burada biraz maceraya girdim şeylerle, osilatörlerle ama çok da bir esprisi yok. Esas şeyimiz, aradığımız şey o notanın düşmesi hadisesi. Ondan sonra şurada bir lead'imiz var vokalin altında. Şimdi burada efektlerimiz var. Efektlerde bir phaser'ımız var. Ondan sonra biraz clipper var. Burada sol şeyleri, wave'leri biraz şey yaptım, katmanlandırdım. Şimdi burada birinci oktavdan çalan bir şey var. Ondan sonra iki tane de üst oktavdan çalan osilatörümüz var. Ondan sonra bunların unison'ları da açık. Onun haricinde envelope'larda böyle bir anlık, böyle en başta böyle flütten üfleme şeysi geliyor gibi, tüh tüh yaparmış gibi gelmesini sağlayan bir şeyimiz var, envelope'umuz var.
Bakın şurada görebiliyorsunuz. Her tuşa bastığında şunun seviyesi böyle bir çeyrek açılıyor. Ondan sonra white noise'da da var aynı şey. Şuradan böyle piş piş yapmasını sağlıyor. Ondan sonra bir de şey içerisinde, zaman içerisinde ikinci filtrenin birazcık açılarak tonal olarak değişmesini sağlayan bütün patch'in bir şeyimiz var. Filtre otomasyonu var. Çok hafif bakın yavaş yavaş açıldığını göreceksiniz filtrenin. Ondan sonra bir de bunun şeyini göstereyim en sonda. Bir pitch şeysi var, bendi var. Şurada. Aynısını çalıyor. Ondan sonra burada ikinci bir plak var şurada. Bu bir square wave, çok kısa. Herhangi bir filtre şeysi falan yok. Otomasyonu vesairesi falan yok. Yani bunu bu üç şeyi böyle ayarladığınız takdirde şu üç ayarı işte envelope böyle kısa, filtre buralarda bir yerlerde. Ondan sonra bir de iki voice unison ayarladığınız takdirde bu böyle aynısı gelecektir. Burada chorus'umuz var, biraz delay'imiz var. EQ'la bass'larını almışım. Bu arada Vital'ın efektleri bayağı az CPU tükettiği için mümkün mertebe burada işte bir tane Juno chorus açacağıma bunun içerisinden işte chorus'unu, delay'ini vesairesi falan hepsini buradan yaptım. Netekim işte 30-50 küsür kanalda 30 küsür Vital instance ve bir sürü efekt olmasına rağmen CPU'm benim işte nerede? Bakayım. %20'lerde. Daha yürüyebilirmişim yani. Pardon, çalarken tabi bu biraz yükseliyor. Nerede? %50'lerde. Bu plugin lab olayına hala alışamadım. Şunu kapattığım takdirde %55'lerde kalmaya devam edecek bu. Evet, %55'ler. Demek ki bir 30 tane daha Vital ve efektlerini ekleyebilirmişim. Ya yanına al beni, ya da bir sal. Şimdi şuradan Riser'a bakalım. Riser'ı nasıl yapıyoruz Vital'da? Şimdi Riser'ın olayı ne? Böyle yavaştan başlıyor, şeyden, kısıktan başlıyor. Ondan sonra yükselen bir böyle diye böyle bir dalga sesine benzer bir ses değil mi? Şimdi ben bunu LFO ile yapıyorum, envelope ile yapmak yerine. Sebebi de şu, LFO'ların tempoya uygun bir şeysi var. Tempoya eşitleyebileceğim, senkronize edebileceğim bir ayarı var. Ben bunu işte iki mezur boyunca çalıştırabiliyorum, diyebiliyorum şeye, LFO'lara. Envelope'lara bunu diyemiyorum. Ya da diyebiliyor muyum? Diyemiyorum diyebiliyorum. Normalde ben bunu mesela bir mezur yapmak istersem bunu böyle bire çekerim. Ve işte atıyorum dört mezur olsun istersem dörde bir yaparım. Veya işte yarım mezur olsun, çeyrek mezur olsun dersem bir bölü iki yaparım. Şimdi ben bunu iki mezur boyunca yükselecek şekilde ayarladım. Ondan sonra buradaki LFO önce buradaki white noise'un seviyesini etkiliyor. Yani tuşa bastıktan sonra iki mezur boyunca onun seviyesi artıyor. Bir de şurada filtre fix cutoff. Buradaki LFO, şurada efektimiz var. Şunun açılmasını sağlıyor zaman içerisinde. Yani ben bunu buradan çalıştırdığım zaman sanki böyle yaklaşan bir dalga sesi geliyormuş gibi bir sesimiz oluyor. Ondan sonra biraz böyle hareket katsın da hafiften bir flanger var. Ondan sonra evet, Siri benimle konuşuyor zannediyor. Ondan sonra ikinci bir riser'ımız var. O da şu Rise and Hit şeysi. Sample'ı. Şu. Biraz zilli bir şey. Riser. Şimdi zilleri synthesizer'larla tekrardan synthesize etmek yani yaratmak çok kolay değil. Hatta zannedersem Roland TR-909'da 99 üretilirken, tasarlanırken çekilmiş bir videoya rastlamıştım. Orada da diyor ki işte bütün şeyleri, davul seslerini biz synthesize edebiliyorduk ama iş zillere geldiği zaman gerçekçi, insan kulağına gerçekmiş bir gelen bir ses synthesize edemiyorduk. O yüzden biz orada sample almayı tercih ettik. Hatta orada kullanılan işte hi-hat ve işte crash symbolünü şey yapmışlar, göstermişler. Yani işte bu zili kullandım, Pice'de zil kullandım vesaire gibisinden. O yüzden burada ben böyle zilli bir crescendo ve riser istediğim için burada Rise and Hit'i kullandım. Şimdi burada bir de Vital Crash var. Bakın crash synthesize etmeye çalıştığınız zaman çıkan ses böyle bir şey oluyor.
Yani burada bayağı uğraştım crash yapabilmek için. Ondan sonra pek bir şeye benzemiyor açıkçası. O yüzden crash'lerinizi, zillerinizi, şeylerinizi, ride'larınızı vesaire falan bunları sample'dan kullanmaya devam etmeniz bence en mantıklısı. İlla her şeyi synthesizer'la yapacağız diye bir şey söz konusu değil. Şimdi burada bir stick hit adını verdiğim öyle bir şey var. Vurmalı var. Bu bayağı perküsif bir enstrüman. Ondan sonra iki tane slow wave'imiz var. Biraz white noise'umuz var. Ondan sonra gene kısa bir envelope var. Burada yaptığımız şey hafiften böyle. White noise'u şey yapıyoruz. Hafiften açıyoruz. Envelope 1'e bağlıyoruz bunun seviyesini. Yani her vurduğunda böyle bir tık açılıyor sonra kapanıyor. Ondan sonra buradan pre-chorus'a bağlanıyoruz. Evet. Mesela şurada şeyimiz var. Clap'ler var. Bakın clap nasıl yapılıyor onu göstereyim size. Clap'in arkadaşlar snare'den en büyük farkı şu volume envelope'u. Şimdi alkış tuttuğumuzu düşünelim. 3-5 kişi alkış tutuyoruz mesela. Doğal alkış nasıl oluyor? Hepimizin bir anda vurduğu değil de 3-4 kişinin böyle hafif zaman şeyliyle, farklılıkla beraber çırap şırap diye vurduğu böyle hafif böyle şey olan, dağınık gelen bir şeydir, sestir değil mi alkış yani. Bir seferde bir tane snare'e vurmak gibi ya da bir alkış yapılması gibi değil. Şimdi bu 808'lerdeki alkış efektinde bu LFO ile yapıyorlar. Bunu volüme bağlıyorlar. LFO 1'i bakın volüme bağlıyoruz. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5 kere o hızlıca şey yapıyor. Aç kapı yapıyor. Ondan sonra en yüksekteyken de aşağıya bırakıyor sesi. Şöyle oluyor yani. Mesela ben bunu uzatayım. Şimdi bu 0,300 milisaniye falan bu telefonun şeysi. Total uzunluğu. Ben bunu mesela şöyle uzatsam. Nereden? Şuradan. Heh. Mesela şöyle 1 saniye yapsam. Bunu duyun siz. Aslında uzattığım zaman tırk tırk diye gelen bir şey. Ama ben bunu kısalttığım zaman şöyle 300 milisaniye falan düşürdüğüm zaman. Evet. Bayağı 808'lerin snare'lerine benzeyen bir ses geliyor. Ondan sonra burada aranjede bir sol bir sağ şeklinde geliyordu şeyler. Ondan sonra onu şeyle yaptım galiba. Otomasyonla yaptım aynen. Pan otomasyonla yaptım. Efekt olarak ne var derseniz biraz böyle 808 snare'ine benzesin diye şöyle EQ ile biraz şeyini açtım. Midlerini açtım. Ondan sonra bu pan otomasyonu. Şurada da reverb var. Bu da default'ta kalmış zaten. Bakın bu da diğer perküsif şey. Az önce nakarata şeye girerken, pre-chorus'a girerken çaldığımız Stick Hit isimli verdiğim şeyin bir benzeri. Yani tonal kısmını şeylerden veriyorum. Osilatörlerden veriyorum. Şimdi tonal bir enstrümanla atonal bir perküsif enstrümanın arasındaki en büyük fark arkadaşlar harmonikler. Harmonikler işte temel ses mesela atıyorum 100 Hz'e denk gelen bir notaya basıyorsunuz diyelim. Ya da işte 110 Hz mesela La'ya basıyorsunuz diyelim. Onun harmonikleri işte 220-440 diye gidiyor. Değil mi? Ama eğer ki işte 110'da temel sesi gelen sonra atıyorum işte 167, 212 falan tarz bir alakasız yerlerde harmonikleri varsa atonal geliyor ses. Bizim kulağımız onu daha böyle perküsif bir sese benzetiyor. Şimdi ben burada 3 tane osilatörüm var mesela. Birincisi sıfırda. İkincisini biraz böyle detune ettim. Eksi 18 sent detune ettim. Ondan sonra üçüncüsünde eksi 4 nota detune ettim. Bunları beraber çaldığımız takdirde böyle atonal, böyle sanki tahtaya vuruyormuş gibi ya da bir boruya vuruyormuş gibi bir ses bize hatırlatıyor. White noise'u da en başta işte bu çık çık en baştaki hızlı ondan sonra tiz sesi emüle etsin diye koyuyorum. Yani o aşırı kısa bir şey. Baştaki vuruş bakınız buradaki envelope bayağı kısa bir envelope. Ondan sonra bunu hepsini üst üste koyduğunuz zaman bu sanki vuruyormuş ve böyle atonal bir şeye vuruyormuş gibi bir imaj yaratıyor. Nerede? Heh. Hatta şunun
şeyleri varsa. Bakınız burada da harmonikleri var. Tabii bu küçük bir şey olduğu için, görünüm olduğu için çok da fazla anlamıyoruz hangi harmonikleri buraya, ama yani bizim kulağımıza bu perküsif bir enstrüman olarak geliyor mu? Geliyor. Burada gene hi-hatler var. Şu az önceki şey phase'liydi. Gene burada kullanıyoruz. Gene benzer bir şey çalıyor vokalin altında. Şimdi burada davullar benzeri bir şekilde devam ediyor. Ekstradan clap var. Nakaratta giren. Şöyle. Ondan sonra burada mesela şurada şeyi, tef şeyini, sample'ını tuttum. Mesela bunu çünkü sintezaz etmek imkansıza yakın benim gözümde. Varsa veri gelsin. Ama ben yapamadım. Burada bakayım şu neymiş. Bu da biraz daha tiz bir clap. Ondan sonra burada esas nakaratta giren şöyle bir şeyimiz var. Pad'imiz var. Onu açayım. Şimdi burada bayağı bir unison var. Gördüğünüz gibi tek notaya basmasına rağmen bayağı böyle geniş bir padmiş gibi geliyor. Ondan sonra aslında basın notalarını, daha doğrusu sine wave'in notalarını, hatta buradan direkt copy paste etmişim, takip ediyor. Belki orada akor basıyorlar ama mixin içerisinde çok seçemedim açıkçası. O yüzden ben güvenli bölgede kaldım. Tek notadan devam ettim şeye, ortadan gelen pede. Şimdi şurada bir şeyimiz var. İkinci bir pad var. Şimdi burada birçok otomasyonu var. Özellikle randomizer'ı kullanmış. Şu randomizer'da bakınız burada inharmonic stretch var. Ondan sonra şurada da phase şeyiz var. Faz şeysi var. Yani şöyle yaptığımız takdirde wavetable'ın fazının içerisinde gidip geliyoruz. Bunu otomatize ediyor. Ondan sonra başka neyi yapıyordum? Ha, bir de şu osilatörün seviyesini aç kapa yapıyoruz şuradan. Ondan sonra şurada distortion'umuz var. Epey bir drive arttırdık. Bu aslında dümdüz bir pad basan, hatta bir sub bass benzeri dümdüz bir nota basan bir şey. Ama buradaki otomasyonlar ona biraz böyle bir hareket kazandırıyorlar. Sonra öbür tarafta, yani sol tarafta şu tek nota basan synthesizer'ımız var. Burada da gene hard clip distortion var. Ondan sonra burada ben shaper box'un volume şeysini, envelope'unu, otomasyonunu çiziyorum. Bu böyle ritmik bir şekilde esta 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 diye benim şeyimi, synthesizer'ımı vermemi sağladı. Bunu kick'e de sidechain edebilirdim ama şu nasılsa değişen bir şey olmadığı için, direkt böyle dörtlü vurduğu için, dörtlü çeyrek nota vurduğu için kick, şey yapmaya gerek yok. Yani onu oraya sidechain'leme gerek yok. Ne çalacağı belli. Ben buradan volume otomasyonunu otomatize etmeyi daha kolay buldum. Kapatınca dümdüz gelen bir şey var. Şimdi burada ekstradan olan şey nerede o? Drive kanalındayım. Şimdi şu volume otomasyonu sarı olan, bu aç kapa yapıyor. Ama şu da drive. Bu da zaman içerisinde drive'ını, yani distortion'ını arttırıyor böyle. Şuradayken kısa, sonra böyle distortion'ı artan bir efekt var. Bunu kapatabiliyor muyum? Kapatabiliyor. Mesela normalde volume otomasyonu sadece şu şekilde. Böyle zzz şeysinde bu drive'ı elde ettim. Ama böyle %44 falan bir mix'i var bunun. Ondan sonra nakarattaki şeyler bu şekilde. Başka bir şey var mı? Hah, şu var. Kavanoz tarzı bir ses var. Adına kavanoz demişim. Hakikaten kavanoza vuruyormuş gibi ses çıkıyor. Bakınız. Bayağı paşa bahçe cam kavanoza vuruyormuş gibi bir ses var. Ama şeyin içinde, aranjinin içinde güzel ilgi çıkıyor. Yeah.
Şimdi şarkının en can canlı yerine geliyoruz. Çünkü bundan sonrası bayağı verse 2, işte pre-chorus 2, chorus 2 olsun. Hemen hemen aynı. Burada ilginç bir şeyler oluyor şu enstrümantal kısmında. Şimdi burada çok kısa hatlerimiz var. Bakayım yukarılarda bir şey var mı? Yok. Evet. Burada ilginç bir şey yok. Şurada bridge kickimiz var. Biraz böyle low midli şeyli bir kickti. Onu ayrıca yaptım. Ondan sonra burada bir kısa snare'imiz var. Şu. Yani bu da snare'den çok böyle ufak bir toma vuruyormuş gibi bir ses yapıyor. Orijinaldeki ses yani nakaratlardaki böyle bir şey Genesis, Phil Collins modeli gated reverb'li snare'den böyle bir anda kısa böyle toma vuruyormuş tarzı bir şeye geliyor. Snare'e dönüyor. Şurada bir delay toms var. Şu. Ya bu yukarıdaki tomların aynısı. İşte sine wave, white noise. Ondan sonra ertesine de şey koydum, repeater koydum şöyle. 16'lık böyle hafif şey yapan, spread olan yani bir tarafından böyle birkaç milisaniyelik bir gecikme verilen bir delay. Ondan sonra sanki böyle aslında burada böyle iki tane nota vuruyor şu. Ama bunu repeater'la delaylediğimiz takdirde sanki böyle tu 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 tarzı bir atak yapıyormuş gibi şeyimiz oluyor. Sonra şurada ilginç bir şey var. Şimdi ben bunu synthesizer'la yapmayı denedim ama nedense white noise'u pitch shift'le böyle tizleştirmenin bir şeysini bulamadım. Ama şöyle bir workaround yaptım. Şimdi ben burada bir shaker sample aldım. Şurası. Bu bakın diye pitch'i yükseliyor. Bu aslında çok basit bir hareket. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4, 8 tane şey var. Sample var. Arka arkaya ben bunu copy paste yaptım. Şimdi ben bunu bakınız şeyde Studio One'da şu inspector alanında altlarda şöyle şey var. Transpose, tune falan tarzı, normalize falan tarzı ayarlar var. Ben bunu ilerledikçe bakın mesela 3.'ye geldiğimizde transpose 2. İşte buna geldiğimizde transpose 3. Buna geldiğimizde transpose 4 diye sonuna kadar gelmişti. Transpose 7. Yani her sample çık 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 derken böyle bir nota transpose oluyor yukarıya doğru. Böyle bir tizleşiyor gibi düşün yani. Daha hızlı bir artık sallama efekti mi sağlıyor bilmiyorum ama orijinalde böyle çık 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 diye şey yapıyordu. Hafiften tizleşiyordu. O zaman bir tane de onu böyle dubleleyecek bir şey koydum altına. Shaker loop'u koydum. Şöyle geliyor şu ikisi. Yani bu efekti synthesizer'la yapmak bana açıkçası biraz zor geldi. O yüzden hiç uğraşmadım. Çok daha kolay bir yöntem olan sample'la. Ne yapabilirdim mesela? Shaker'ın synthesize edilmiş halini audio'ya çevirip gene böyle yapardım. Yani sonuçta synthesizer'la mı yaptım? Evet synthesizer'la yaptım ama bu şey efektini muhtemelen Vital'da farklı bir yöntemle o white noise'u şey yapmanın bir şeysi vardır. Yolu vardır onun böyle pitch shift etmenin bir yolu vardır ama nedense içindeki pitch shift'in şeysi etkisi pitch shift oluyor. Pitch shift olmuyor değil ama aynı şekilde bu çık 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 gibisinden yapamadım işin doğrusu. Ondan sonra evet. Burası devam. Şimdi videonun başına bahsettim, aradım sordum arkadaşı dedim ya ismini vermiyorum çünkü söylemedim bu şeyden bahsedeceğimizi. Buradaki şeyi nasıl yaptınız diye sordum da dedi ki UH Diva'nın bir presetini kullandı. Şimdi UH Diva'yı bulalım. UH Diva şu. Aynen. Şimdi şu plugin'i açalım. Şu plugin'de bu arada UH Diva benim yok almadım. Ondan sonra sırf şu şeyi merak ettiğim için malum sitelerden indirdim ve kurdum. Muhtemelen de kaldıracağım. Bu videodan sonra korsana karşıyız. Dolar 35 lira da olsa. Neredeydi o? Presets. Presets'ten bulurum herhalde. Percussive. Şu. Grain plug. Arkadaşlar şey bu. Preset bu. Şimdi bunun aynısını neden Vital'da yapamadık? Sebebi de şu. Şimdi FM Synthesis isminde bir synthesizer şeyi var. Tekniği var. O da şu. Şimdi normalde bizim
osilatörlerimiz var sesi yaratan. Bir de osilatörlerimizin yarattığı sesi modifiye eden işte envelope'lar var. Bir de LFO'lar var. Bunlar da modülasyon şeylerimiz, araçlarımız. Şimdi bir de ses çıkaran osilatörlerden bir diğerini ses çıkaranlardan birine etki edecek şekilde ayarlama olanağımız var. Bu da FM synthesizer, yani Frequency Modulation Synthesis ismi veriliyor. Normalde benim LFO'mla yapacağım işi diğer osilatörle yapayım gibi bir mantığı var. Şimdi burada iki tane osilatör var. Ondan sonra bunlar işte şey, bir tanesi sine wave, bir tanesi de bu ne? Şey, triangle wave, bir de pulse wave. İkisini beraber çalıştırıyor. Şimdi burada cross mode dediği şey şu arkadaşlar. Şimdi ben o şeyi çalayım şuradan size de. Nasıl bir fark var onu duyun. Şimdi preset'in orijinali bu değil. Cross mode'u açtığım zaman ortaya çıkacak ses bambaşka bir ses ama. Şimdi şarkıdaki preset bu. Ona biraz efektleri var. EQ falan değişmiş haliyle tabii ama ana çıkış noktası bu. Şimdi burada bakın bir detune şeysi var. İkinci osilatörün. Ve biz sadece ikinci osilatörü duyuyoruz neredeyse. Yani bu %80-90 ikinci osilatörün tonu. Ve ikinci osilatörü birinci osilatörden gelen sesle modüle ediyoruz. Cross mode da onu ayarlıyor. Şimdi bu iki osilatör aslında birbirini etkilemiyorken ikinci osilatörün sesi şu. Gayet basit bir sine wave sesi. Şurada birinci osilatör. Ama ben ikinci osilatörü birinci osilatörle frequency modulation yaptığım zaman ortaya çıkan ses bu. Peki ben bunu neden vital'da yapamıyorum? Emin değilim ama tahminim şu. Remove track. Tahminim şu. Şu FM synthesis yöntemi bir şekilde farklı. FM synthesis nasıl yapıyoruz vital'da? Şuradan bu menü. Buradan geliyorum ben FM osilatör 2'den gelen şeyi sen benim osilatörü ve benim birinci osilatörümü modüle etmekte kullan diyebiliyoruz bakın. Veya 3 veya 2 neyse artık. Şimdi ben aynı şeyi, patch'i birebir kopyalayıp bunda yarattığım takdirde aynı ses olmuyor. Yani ben birinci osilatörün sesini tamamen kapatıp sine wave'den oluşan ikinci osilatörü bir triangle wave ile modüle ettiğim zaman FM sintesiz yaptığım zaman ortaya çıkan ses UHE Diva'da bambaşka, Vital'da bambaşka. Demek ki burada bu ikisi o FM sintesiz implementasyonu farklı bir şekilde yapıyor. Çünkü gerçekten şeyleri tek başına çaldığım zaman, osilatörleri tek başına çaldığım zaman UHE'deki seslere bayağı benzeyen bir şey çıkıyor ortaya, netice çıkıyor. Problem FM sintesiz yapmaya çalıştığımda ortaya çıkıyor. Bunun sebebini bilen varsa yorumlara yazsın, ben de öğreneyim. Çünkü ben bununla muhtemelen böyle bir 4-5 gün falan uğraştım. En sonunda pes ettim ve sordum şeye. Adamlardaki arkadaş. Nasıl yaptınız abi bunu diye. Ondan sonra o yüzden ben sıfırdan aldım her şeyi ve onun yerine şeyin şarkının orijinalindeki oradaki o boru sesine benzeyen bir şey ton oluşturdum sıfırdan. Onu da şöyle oluşturdum zaten açıkta. Yani burada gene boruya vuruyormuş gibi bir şeyimiz var. Tonumuz var. Ondan sonra hafif atonal bir durum var. Bakın mesela burada 12, işte 36 ama burada detune var hafiften şeylerde. Yani gene atonal bir şey yakalamak istedik orada. Ton yakalamak istedik. Evet, bu interlude'da çalmadığım bir şey kaldı mı? Yok, kaldı. Bakın bu da altına layer yaptım. İkinci bir şey. Synthesizer. Orada aynı şeyi çalıyor ama alttan böyle bir şey gelsin diye. Atonal ikinci bir synthesizer gelsin diye. Heh, şurada bir distortion riser'ım var. Onu göstereyim size. Şöyle. Yani bunun bütün olayı şuradaki distortion arkadaşlar. Sonrasında da var galiba bir distortion'ımız. Evet, red light distortion şu. Ya ben burada abandım distortion'a. Ondan sonra aslında şey olarak şöyle göstereyim. Solo'ya alayım. Aslında normal bir şey. Siren sesine benzeyen bir nota basıyorum burada.
hafif filtresi açılıyor. Tek olayı bu. Esas şeysini distortion'dan kazanıyor. Şöyle bakayım shaper box ne yapıyormuş. Heh. Bir de burada şey koydum. Sanki nasıl tarif edeyim onu? Biz mesela bir patlama sesini sanki böyle bir telsizden duyuyormuşuz da arada kesintiler oluyormuş gibi bir hava yaratsın diye bu böyle yüksek şeyli, frekanslı tremolo'yu koydum şeye. Bakın sonlara doğru açılıyor. O tırrrr efektini daha çok duyuyoruz. Bunu kapatsam ne oluyor? Bu şey efekti, tremolo efekti sanki böyle ben patladım patlayacağım etkisi biraz daha iyi veriyor bir geldi bana. Hatta galiba orijinalde de var o. Evet, sonra burada çalmadığımız bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şimdi burada bir de şey var. Solo kısmı var. Buradaki en büyük şeyimiz, olayımız, daha önce hiç açmadığımız bir kanal varsa o da şu masif solo. Kocaman solo. Evet. Ya burada üçlü slow wave. Aslında bunun şeyden zannedersem Arturia'nın Moog, Mini Moog şeysinde emülasyonunda ilk preset işte üçlü osilatörün şey yaptığı böyle kocaman bir solo tonudur. Galiba oradan şey yaptım. Belki de arkadaşlar onu kullandılar şeydekiler, adamlardakiler. Bariz çünkü orada bir kocaman Moog sound'u var. Ben de Moog şeylerini, dalga boylarını kullandım. Burada da bir tane Prophet şeysi kullanmışım. Sawtooth kullanmışım. Ondan sonra bunları LFO'larla şeylerini ne onun adı? Şuradaki dalga boylarının arasında gidip gelme. Yani şöyle bir dalga boyumuz var. Şu bakın arasında dolaşıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bu neyi emüle ediyor? Şimdi mesela bende Korg Minilog bir analog synthesizer var. Şimdi bu analog synthesizer'ın do notasına arka arkaya bastığım takdirde çok böyle minik, ondan sonra belli belirsiz farklar var her notaya basışımda. Yani artık bu tuning'den olabiliyor veya işte cihaz ısındıkça kararsızlaşıyor mu ne oluyor bilmiyorum ama yani tuşa bastığın zaman dijital bir synthesizer'da her seferinde aynı sesi alıyorken işte analog synthesizer'larda hafif değişik bir ton alıyorsunuz. Yani işte artık birazcık böyle sentler bazında doğru notayı doğru frekansta çalmadığı oluyor veya işte daha ataklı bir ses geliyor, daha böyle yavaş geliyor. Yani zaman içerisinde aynı notaya bastığınız takdirde değişik değişik şeyler alıyorsunuz. Dalga boyları elde ediyorsunuz. Şimdi buradaki Wavetable Synthesizer'ın şeysi neydi, mantığı neydi hatırlayalım. Bir tane şey var, dalga örneklemi var. Almışlar başka bir synthesizer'dan. Onu koyduğunuz takdirde o atıyor mesela 1 saniyelik veya 3 saniyelik neyse artık bir sample aslında. Fakat ben synthesizer'ı öyle bir ayarlıyorum ki o şeyin 1 saniyelik sample'ın sadece belli bir dilimini kullanacak şekilde ayarlıyorum. Yani sen 1 saniyelik alınmış sample'ın içindeki işte 44.100 tane dilimden, diyelim ki 44.100 sample rate'li almışlar. 44.100 tane dilimden 23.053'ü kullan diyorum. O da o tek dilimi kullanaraktan ses üretiyor. Şimdi ben bu dalga boyu içerisinde dolaşmayı emüle ettiğim takdirde bakınız 1 saniye içerisinde şey değişiyor. Bakayım şöyle 2 boyutlu da göstereyim. Bakınız hafif hafif burada bir değişiklik var. Bakınız mesela neredeyse mükemmel başlayan nota zaman ilerledikçe böyle değişik harmonikler elde ediyor. Şimdi bu demin bahsettiğim analog synthesizer'da aynı uçta basmanıza rağmen oluşan ufak farklılıkların şeyi neticesi. Ben de buradan LFO'ları buna bağlayaraktan hafiften böyle zaman içerisinde değişmesini sağlıyorum şeyin. Tek notaya bastığında uzun uzun basarken de değişmesini sağlıyorum. Değişik notaya basarken de değişmesini sağlıyorum. Böyle bu şekilde bütün bu şeyler dalga boyları hafiften değişiyor. Bakınız. Bakınız Prophet'inki pek değişmiyormuş. Demek ki Prophet daha kararlı bir şekilde çalışırken sample alındı. Neyse. Sonuçta burada yaptığımız şey 3 tane Sawtooth Oscillator'ı beraber çalıştırıp unisonlarıyla beraber çalıştırıp ondan sonra başındaki atak şeysini verecek şekilde envelope'larımızı ayarladıktan sonra bakınız burada da LFO'larımız neleri etkiliyormuş.
output level'lar. Bu ne? Bu waveframe'lerde dolaşıyor. Bu neymiş? Sample level. Hah, bu da başında bir şey var. Bakınız. Hafiften böyle bir white noise var. Tuşa bastım anda white noise geliyor. Evet. Ton böyle agresif, sert bir ton olduğu için filtre otomasyonu yapmıyor. Mesela başta filtreyi böyle açıp o baştaki atağı verdikten sonra kısmıyorum. O şeyin agresifliğin, tiz şeylerin, frekansların gelmesini istiyorum. Burada bir şeyimiz var. Korusumuz var. %25 civarı açık. Ondan sonra burada bir delay'imiz var. Bu solomuzun neredeyse tamamı. Belki orijinal kayıtta böyle şey yapılmıştır. Katmanlı katmanlı birden fazla synthesizer kullanmıştır ama burada 3 osilatörlü bu synthesizer bence yeterince şey yaptı. Doldurdu orayı. Ondan sonra ikinci dönüşünde şeyin bir gitar şeyimiz var. Partisyonu var. Bunu Labs'de şey yaptım. Söylemiştim başında. Ondan sonra şurada Archetype Mode gitar şeysiyle amfi simülasyonuyla. Bakayım burada pedal falan var mı? Pedal yok. Direkt bu şeyle, beyaz amfiyle şey yaptık. Galiba bir delay efektimiz var bir yerlerde. Neredeydi o? Ha, aynen. Burada bir slap delay tarzı bir şeyimiz var. Delay'imiz var. Ondan sonra bakayım da bir EQ var mı? Aynen, EQ de var. Altları ve üstleri tıraşlamışım. Ya bu normalde çalmak lazım ama bu şeyin altına katman yapıyor. Synthesizer solo'nun altına. Sonra bu synthesizer solo çalarken şurada böyle bir şey var. Lazer tabancası, riser'ı var bakınız. Yani bu arkadaşlar işte 70'lerdeki falan uzay yolu savaşlarındaki uzay savaşları nereden çıktı? Uzay yolu lazer tabancası savaşlarındaki işte böyle çiv çiv tarzı sesleri yaptıkları yöntem. O da şu yüksek rezonanslı bir filtreyi şuradan göstereyim. Yüksek rezonanslı filtreyi hızlı bir şekilde aç kapa yaptıkları noktada o zaten çiv çiv gibisinden o efekti yapıyor. Bakın şöyle göstereyim. Şu filtre zaman içerisinde bu riser olduğu için aynı zamanda riser'ın şeyini yaklaşmasını simüle edecek şekilde yavaş yavaş açılıyor. Ondan sonra white noise'umuz var tabii ki. Bir de şeyimiz var. Soul waves'imiz var. Bir de bunu ben Panner'a göndermiştim galiba. Aynen. Sağ sol bir pan yapıyor. En sonunda da bir delay'imiz var. Bunları kapattığım takdirde şöyle gelecek normalde. Nerede? Şurada mı? Ekranım çok küçük. Şu. Ondan sonra bunları açtığımız zaman o güzel dolu riser'a kavuşuyoruz. Güzel. Sonra burada bir darbuka şeyimiz var. Darbuka dediğime bakmayın. Darbuka değil. Darbuka'ya benzer bir ritimde çaldığı için. Bayağı darbuka'ya benziyormuş lan aslında. Evet. Bayağı ufak bir tom gibi. Ondan sonra bunu muhtemelen daha yüksek bir notadan çaldım. Aynen şuradan geldim. Hatta şurada pitch'i de bir oktav yukarıya çıkarmışım şu sawtooth'da. White noise'la anlık yükseltiyorum şeyini. Kısa bir envelope. Ondan sonra bu burada ufak bir şeyimiz var. Aynen. Darbuka sesine benzer bir şeyimiz var. Perküsif bir sesimiz var. Sonra burada bir de hats. Evet. Burada çalmadığımız başka bir şey var mı? Yok, normal klasik şanlardan akaratlarda çaldığımız davullar. Sonra intro'ya tekrar geliyoruz. Kapatır kapıları, çeker perdeler. Kafesler içinde oyununu sergiler. Şimdi burada
şarkıda bir ufak glitch şeysi var. Böyle blip 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 çalan, böyle sağlı sollu dolaşan bir şey var. Ya bu bayağı kısa bir envelope'la. Bakayım dikeyi. Nerede? Yani sıfıra yakın. Cidden. Bunu uzattığım zaman ne çalıyor bakayım. Ya yani işte. Bakayım burada efekt olarak ne var? Phaser var. Biraz böyle tizleşsin diye multiband koymuşum. Bunları kapatayım bakayım ne oluyor. Bakalım. Burada aslında aynı notaya basıyorum ben. Niye böyle tı 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 yapıyor? Şunu da kapatalım. Heh. Evet, aslında aynı notaya basıyoruz. Dikeyi bayağı kapatıyorum. Evet, tıpı 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 geliyor. Ondan sonra bu efektleri tekrar açalım. EQ. EQ'da bir şey yapmıyor aslında ama. Ha, cutoff yapıyormuş şeydi. Altlar alıyormuş. Ondan sonra bu shaper box'a ne yapıyormuşuz? Galiba sağ sol otomasyon yapıyorduk. Evet. Evet, o pitch shift'in de sebebi phaser efektiymiş. Aynen. Ondan sonra başka bir şey kalıyor mu bu yeni şeyde? Yok. Kafesler içinde oyununu sergiler. Sisli gölgesine bağlı doğuştan. Belki burada ilk nakarat, ilk verse'de yaptığımız bazı işte böyle şeyleri, plakları vesaire falan da tekrar kullanmışızdır ama açıkçası verse 2'de farklı bir şey duymadığım için muhtemelen onları buraya kopyalamayı unuttum. Ondan sonra burada aynı şey var. Sonra nakarat. Evet, şarkı böyle arkadaşlar. Umuyorum ki böyle şey olmuştur, ufuk atıcı, güzel bir deneyim olmuştur sizler için. Ben bunu yaparken bayağı keyif aldım. Şarkı çok güzel zaten. Ondan sonra tek bir synthesizer ile yapma şeysi de, macerası da beni güzel bir şey yaptı. Hafif bir silkeledi. Ondan sonra bayağıdır yapmadığım, hatta unuttuğum bazı teknikleri tekrardan hatırlamamı sağladı. Yıllar evvel böyle bir kendi sample'larımı synthesizer'lardan oluşturayım macerasından gibi bir şey. Ondan sonra üşendim. Hatta o dönemde Black Friday zamanıydı. Bu Samples from Mars diye bir şirket var. İşte belki 100 çeşit eski vintage şeyleri, drum machine'leri, işte synthesizer'ı falan sample'lamış. Böyle acayip komik bir paraya, $20 gibi bir paraya falan satıyordu. O dönem aldım onu ve lan dedim, hayatım boyunca ihtiyaç duyacağım bütün vintage şey sample'larını edindim artık. Yani hiç uğraşmama gerek yok dedim. Böyle 80'ler davulu mu lazım? 10 tane Lindrum şeysi var zaten, versiyonu var. Oradan yapıştır geç. Ama bu gerçekten de eğer ki kendi şeylerinizi, kendinize has, hiçbir şekilde başkasına ait olmayan, işte davul sample'ıydı, şeydi vesaire yaratmak istiyorsanız, bu Vital'ı kullanarak yapabileceğiniz birçok şey var. Bakın ben burada işte 1, 2, 3, 4, 4 tane burada var. Bir yerlerde daha bridge kick. 5 tane farklı kick var. Şimdi bunlar aslında birbirine çok benzer ama şarkıdaki, aranjideki daha doğrusu tonlarını tutturmak için ben yani nasılsa Vital çok lightweight bir synthesizer olduğu için tık 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 koyarak böyle istediğim tonu rahat rahat şey yaptım. Aldım. Evet, umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.